Kadına ve çocuğa yönelik tacizi örtmekle başlayan bu kirli zihniyet işi askere, öğretmene, işçiye, esnafa, muhtara, çiftçiye, velhasıl toplumun her kesimine hakareti bir siyaset tarzı haline getirmeye kadar varmıştır. İşte Bay Kemal, benim askerime, benim orduma hakaret edecek senin milletvekilin, sen ise ağzından bir olumsuz bununla ilgili ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Bu millet seni affetmeyecek. Hakaret edilen ordu ve onun her mensubu birer Mehmetçiktir. Biz Mehmetçiğimizi size yedirtmeyiz ve yedirtmeyeceğiz. Sen MYK'nda, MKYK'nda kalkar oralardan olumsuz değerlendirmeler yapabilirsin. Ama bu millet böyle bir değerlendirmeyi asla yapmayacak. Ve bunların tabi cibilliyetinde bu var. Bunlar hiçbir zaman ciddi manada bu milletin şanına yakışır asker olmadılar. Bunlar her zaman, işte biz terörle askerimiz savaşırken, polisimiz dağlarda teröristlerle savaşırken, bunların milletvekilleri onların cenaze törenlerine, evet, tabutlarına omuz vermek suretiyle ne yazık ki bu ülkede ortaya çıktılar. İşte daha geçenlerde gördünüz, cenaze namazında bile bu adam, bu ahlaksız, terbiyesiz adam yanında birisiyle konuşurken sırıtıyor, pişmiş kelle gibi. Ya bu milletin değerleri var, kutsalları var. Siz bu kutsallara karşı bu denli ahlaki olmayan yollara tevessül edemezsiniz. Ama biz tabii başınızdakiyle sizleri tanıyoruz. Onun için de inanıyorum ki ilk seçimlerde bunlar çok daha büyük bir dersi Allah'ın izniyle alacaklar.